Ali'nin amcası Hasan Hüseyin Bey var. Evet. Hasan Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ali ile Fatma'nın evliliğine dair neler biliyorsunuz, nelere şahitsiniz ve niçin yayına bağlandınız? Şimdi bak, baştan sonuna kadar yalan söyleyin der. Neye yalan Esra abla? Neye yalan? Bülent çocuğu varken geldi. Neye yalan söylüyor? Söyle bakayım, ne yalanıymış? Evliydi. Gel buradan adam gibi çık söyle. Evli. Çık. Evliyken geldi Fatma onun üzerine. Evliydi. Boşanmıştı. Kim boşanmıştı? Hizmetçiye mi gönderdim kızımı? Hizmetçiye mi gönderdim? Çocuğuma siz bakıyız götürüp niye yalan söylüyorsunuz? Onun için bağlandım ben. Onun için bağlandım. Adam sen o sahneye gelecek. Ali ile sen gelin. Yuvayı hanı yuva sormaz diye sen dedin. Bu adam evliliğini şey yapmış. Olmaz dedi. Bunun da ikinci evliliği. Amcası oluyor kendisi. Ha. Kendisi şu an Gebze'de yaşıyor. Bu ilk karısını bırakmış. Bu da böyle Esra abla. Bu da böyle. Bütün hepsi de öyle. Peki şimdi... Bunlar ailece alışmışlar. Hasan Hüseyin ondan Bey. Ondan ona. Çok, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yuva yukanın yuvası olmaz. Evet. Başka birinin... Senin oldu mu amca? Sen de yuva yıktın. Senin yuvan oldu mu? Çıkmadım ben, ayrıldım, ondan sonra evlendim. Evet. Ya şöyle, bakma. Bir şey söyleyeceğim, ne olur bak, bu çirkinlikleri asla yarıştırmak istemiyorum ama yani Ali de evli olduğunu bilen Ali, Melek'le evli olduğunu, çocuğu olduğunu bilen yani herkes aslında evliyken başka biriyle bir ilişki kurmayacak. Düzen böyle kurulacak. Herkes nefsine hakim olacak. Evet. Şimdi öncelikle Ali nerede? Bugün geleceğini söylemişti. Neden gelmedi? Benim haberim yok. Şimdi orada yalan söylediklerini gördüm ben onun için. Bağlan. Demet'i getirsin. Demet'le beraber gelsin. Hadi bakayım. Demet'le evlendi günü bilirdiler yani. Demet'le. Demet'i getirsin. Bilmeyiz diye bir şey yok yani. Peki buyur. Diğer küçük torununuzu gördünüz mü? Ali gitti bırakmadılar. Ha? Hayır küçük torununuzu gördünüz mü? Aralık ayında doğan Ali torunu. Geldi. Ali gittiği zaman Ali'yi bırakmadılar. Babalığını sen yapsaydın. Hadi bakalım. Aldığını getirdi çöp attılar. Ali'ye babalık yapsaydın. Doğumunda niye aldığını getirdi. Ali sen çocuğun aldığını şeyini getirdi çöp attılar. Telefonda gelseydin. Saygımızdan kusur mu edecektik benim, Hasan Bey? Benim ne kardeşim Ali? Olmadık şeyi Allah aşkına yalan konuşmayın ya. Kardeşim şimdi. Bastık olmayı dedi. Genetik dedim, olmuş genetik size. Dedim gelin götürün bastık olmayı. Basit değiliz basit sizsiniz. Hasan Hüseyin Bey, basitsizsiniz. Şimdi Ali evli olduğunu da biliyordu. Evlendikten 10 gün sonra cezaevine gireceğini de biliyordu. Yani her koşulda Fatma'nın onunla bu ilişkisine de tabii ki çok yanlışlıklar var ama Fatma'nın hayatına girerek zaten Fatma'nın tüm geleceğini de mahvediyor. Benim merak ettiğim şu, siz Aralık ayında doğan torununuzu gördünüz mü? Sizin de torununuz sayılır Demet Hanım'dan dünyaya gelen çocuğu. Yani... Benim yeğenimin şeyi. Ama ben Gebze'deyim. Gebze'desiniz. Haberi aldınız mı peki? Hani Ali'nin bir çocuğu oldu diye. Esra Hanım bir... Ben görmedim, bir şey duymadım. Şimdi duydum yani. İlk ben kez gitmeyeyim mi duydunuz? Çünkü. Koronadan bu yanı gitmeyeyim ben o İstanbul tarafına. Anladım. Siz uzaktasınız. Onun için yalan söyledikleri için yani. Esra evli olduğunu Ali'nin biliydiler. Hı-hı. Çocuk olduğunu da biliydiler. Yeğeniniz onun için yalan söyledikleri için ben onun için bağlandım. Esra Hanım şunu soruyor. Hasan Hüseyin Bey bunlar hadi biliyordu da Ali de biliyor muydu evli olduğunu? Ali tabii de... bunlar biliydi tabii. İkisi Ali biliydi. Ali sizin yeğeniniz bilmiyor muydu evli olduğunu? Evli olduğunu biliydi işte. Şimdi de kabahat var. Cezaevine gireceğini de biliyor. Yuvayı kanı yuvası olur mu? Bak evet, Hasan Hüseyin işte, Bey. Ali de yılda 3 tane yuva kuruyor. Üçü de elinde patlıyor. Bir tarafta Melek çocuktan ayrı. Bir tarafta Fatma çocukla anasının evinde. Şimdi hayatında biri var Demet diye. Yani o garibim de bir tane çocuk doğurmuş. O da yakında ortada kalacak. Asıl buradaki sebep bunun kökü Ali. Hayatına giren tüm kadınların anladığım kadarıyla yaşamı biraz mahvoluyor. Ali değil. Bak Ali'den değil gelenlerde sorun. Üçünü de Esra abla üçü de mi sorun ya? Hasan Bey benim bunları... kardeşime kimse olup da sırtarıp da şey edemez, laf söyleyemez. Peki Ali pırıl pırıl bir çocuk. Ali pırlanta. Peki bu kızları Ali yani pırlanta. Hayatına soktukları kadınları aksütü. Ali nasıl seçiyor? Vallahi işte gelirler gelmesinler. Gelmesinler. Geldiler geliyi. Hasan Hüseyin Bey, yeğeniniz bu suçtan mahkum olmuş ve
pandemi dolayısıyla denetimli serbestlikten faydalanarak çıkmış. Evet, doğru. Sonra, tamam. Sonra dur. O sizin. Avukatanın bunda bilirdiler. Tamam, bak pırıl pırıl yeğeninizden bahsediyorum bilin diye. Sonra eşini tehdit ediyor, resmi nikahlı eş, bir aylık evliler ya, diyor ki senle boşanmak istemiyorum, silahla dolaşıyorum. Bundan evet. Dolayı da 25 Kasım silahla 2020'de adli kontrol altına alınıyor. Yeğeniniz haftada 3 gün imza vermesi lazım. Bakın bunlar evlilik bir ay ama gitgide sorun etrafındaki büyüyor. Sorunlar ben, büyüyor. Hasan bunu da yapan Hüseyin Bey'e yeğeniniz... bir çağrıda bulunayım. Ne olur o pırıl pırıl yeğeninize bir ulaşın. Oğlum de bir kere hayatında verdiğin sözü tut. Bu kızın karşısına çık. Bir an önce boşanın de. Aynen öyle. Başka yani Fatma da kurtulur, Ali de kurtulur. Boşansın. Tamam mı Hasan Hüseyin Bey? Vallahi boşansınlar yani. Tamam. O kendiler işi, kendiler evlendi, kendiler boşansın. Tamam. Ben ilgilendirmez. Ama yalan söylemesinler. Çocuk olduğunu bilmeyik demesinler. Anladım. Çocuğu da biliyorlardı, her şeyi de biliyorlardı. Bilmiyorduk Esra abla, ederim. Bilmiyorduk. Ali Mantaşlı buyursun gelsin, boşansınlar. Evet. O soruyu soracağım sana. Sorun. Ali, ya ben Fatma cezaevine gireceğim, ben bir suç işledim dedi mi sana? Yok. Demedi. Demedi Sizin Esra haberiniz var mıydı böyle bir şeyden? Bizim haberimiz de yoktu Esra Hanım, gerçekten. Peki işlediği yoktu. Suçu duyduktan sonra bir hayal kırıklığı, bir uğradık. Şok yaşadınız. Ben anneme nasıl söyleyeceğimi utandım. Nasıl söyleyeceğim ben aileme? Ben iş yerindeydim. İki gün aileme söyleyemedim. Ağladı. Anne dedi, gerçekten iki gün müydü, bir gün mü aradan geçti mi? Aynen. Oruç ayıydı. Anne dedi, orucun üçüncü haftasıydı hatta. İkinci haftaları bitti, bitmedi. Yani anlayacaksın, ikinci haftanın son şeyleri, günleri, haftasıydı. Hı hı. Anne dedi, Ali polisler götürdü gece dedi. Evet. Allah Allah dedim, nasıl olur dedim Fatma dedim. Ali bize herhangi bir suçum var diye bize söylemedi bir şey söylemedi. Hani herkes kızını veriyor Esra Hanım. Evlenmezdim. Çocuk bile yapmazdım. Peki bazen hani bazı suçlar var hani diye boşanmış onlar... olabilir. Bize boşandım. Hani nişandan sonra söyledi boşandım. Hayır bazı suçlar var ya hani ağırdır böyle hani kabul edilecek şeyler değildir. Ondan sonra onu duyduktan sonra Fatma bu evlilik yürümez. Sen böyle bir adamla hayatını devam ettirme dediniz mi kızınıza? Ben bunu söylemedim. Dedi ki bekle. Hayır. Ben bunu söylemedim. Eşini bekle dedim. İftira olabilir. Dedi. Eşindir ama eşini görünüşte Ali bilmiyorum iyiydi. Cezaevinden çıktı. Ali bir Ali gitti bir Ali geldi Esra Hanım. Öyle. Hızlıca değişti. Hızlıca Demet'i değişti. Demet'i ilk kimden öğrendi? Hızlıca kuzeninden. Ali değişti. Kuzeninden. Sonra önüme bir sayfa çıktı. Bir baktım ortak hesap var. Bir baktım şok oldum Esra abla. Sonra öbür gün işte Sultan Gazi'ye gittim. Kolu komşuya sordum. Gerçek dedi bunlar evlenmiş dedi. Hı hı. Kadın da çocuğuyla ilk gelmiş Ali'nin yanına. Hı hı. Çocuğu varmış bu kadının. Eşim kabul etmemiş. Demiş ben bu çocuğa bakamam. Hı hı. Onu ya babasına ver Tek ya da kendi annen babanlara ver demiş. Kadın da çocuğundan vazgeçmiş bunun için. Peki hamileliği ya da doğumu kimden öğrendi? Hamileliği doğumu arkadaşından. Ali'nin arkadaşından öğrendi. Bu Fatma eşyalarını almaya gidecekti. Bir de canlı canlı gördüm İki Esra'mla. İki tane polisle gitti Fatma. Karadeniz polisleri miydi? Sultan Gazi. Sultan Gazi. Ha, Sultan Gazi. Peki 4.30'ye bağlantıda Özkan karşımızda olacak. Özkan merhaba. Şimdi sen Ali Mantaş'ı mikrofon uzatmak için yaşadığı evet, yere gittin. Evet şu anda Gazi Osman. Evet Gazi Osman Paşa'dayız ve Ali'nin yaşadığı yere geldik. Aslında olayı hemen şöyle toparlamakta fayda var. Çünkü Fatma Mantaş şu cümleyi kurmuştu. 2 sene önce bana şiddet uygular ve çocuğumla beni sokağa attılar. Ben de annemin yanına gitmiştim. Evet. Ama annemin yanında yaşarken eşi kıyafetlerim ve çocuğumun kıyafetlerinden eksikten dolayı eve gittim. Ve evim kapısını çaldığımda... Karşımda evet, hayatta en büyük şokta öyle yaşadı. Çünkü anahtarı. Niye? Demet Hanım açmıştı. Demet Hanım şimdi. Demet Hanım Ali Bey'in şu anki eşi yani dini nikahlı dediğimiz eş ve o anda da hamileydi. O anda gördüğünde zaten o anda kafasından tabiri caizse kaynar suya dökülmüştü. Çünkü Demet Hanım Ali Bey'in eşi olduğunu iddia ediyordu ama resmi nikahlı olan da biliyorsunuz Fatma Hanım'dı. Ama bu olaydan sonrası daha enteresan çünkü neden? Biz buraya bu olayların asliyetini öğrenmek için geldiğimizde çünkü Ali Bey bize Cuma günü şu sözü vermişti. Evet ben annemle beraber aslanlar gibi yayına geleceğim. Çünkü Fatma Hanım'ın anlattıklarının hepsi yalandır. Ben bu iddialara cevap vereceğim demişti. Biz bugün kapıya geldik ve kapıyı çaldığımızda kapı bize duvardı. Açılmaz. Ama Ali Bey'e ulaşmak için mücadele verdiğimizde Ali Bey açılmaz. Burada olmadığını
Bu ilçede şu anda bu bölgede olmadığını söyledi ve görüşmek istemedi. Biz yine bu işin peşini bırakmadık. Mahallede araştırmaya başladık. Evet gerçekten Fatma Hanım'ın iddiası doğru muydu? Acaba Demet Hanım'da bir hanım var mıydı? Ve bu Demet Hanım bu evde doğum yapmış mıydı? Yapmış olduğumuz araştırmalarda evet gerçekten evde bir hanım vardı. Hatta yine iddialara göre bu hanım Ali Bey'in annesinin köylüsüydü. Yani yaşamış olduğu memleketten getirdikleri bir hanımefendiydi. Ve bu hanımefendi Aralık ayında doğum yapmıştı. Daha da kötüsü doğum yaptığı gün evden telaştan Demet Hanım Ali Bey ve Ali Bey'in annesi evden ayrıldıklarında Ali Bey'in ilk eşinden olan çocuğu, o küçük çocuk evde yalnızdı. Tabii ki bu vicdanda sorgulanır. Çünkü çocuğu evde yalnız bırakmışlardı. Ama bugün eve geldiğimizde kimse yoktu. Yani o evde Demet diye birinin olduğunu ve bir çocuk dünyaya getirdiğini sen komşulardan öğrendiğini söylüyorsun. Var. Evet buradaki insanlar herkes bunları tanıyorlar. Evet burada şimdi bir hanımefendi hani, olduğunu. Cansız Demet bir şey değil ki, nesne değil ki, saklanabilecek bir şey. Hani mektup değil, araba değil, o değil. Şimdi bırak şey ilişkiyi. Ya bir çocuk doğmuş. Yani ilişki gizli, doğum alenidir derim hep. Yani bu kadını inkar etmenin, yok saymanın, ısrarla Ali'nin reddetmesini, inkar etmesinin sebebi ne? Yanlış hatırlamıyorsam Esra Hanım, Ali Bey sözlerinin içerisinde bu hanımefendi inkar etmiyor. Gitti arkadaşım, diyor. Arkadaşım. Gitti diyor. Yani önceden vardı, çocuğu kabul etmiyor, ilişkiyi kabul etmiyor ama gitti diyor. Hanımefendi diyor ki hayır gitmedi, bu ilişkide devam yani, ediyor bir şey ve bir soracağım. Çocuk olduğunu iddia ediyorsunuz. Boşanma dilekçesini de bunun üzerine kurmuş zaten. Bir şey soracağım, siz bilirsiniz yani, avukatsınız ya. Duruşma iptal edilmiş. Neden acaba? Şimdi eşinin kısıtlı olduğu için hükümlü olması dolayısıyla vasisine tebliğ edilmiş olması lazım. Onun vasisi bendim. Çok dilekçe yazdım. İptal edildi zaten. Annesi de Fatma Mantaş olduğu için öyle gözüküyor. Yani şu anda vasisi annesi Ali Bey. Annesi oldu. Tebligatın ona yapılması lazım. Aynen, belki öyle. Tebligatta sorun olabilir. Olabilir. Ya da tebligatı almadılar, görmediler, bir şey oldu. Ama peki, sana Demet'i şunu söyleyebilirim. Bu konuda eğer iddianı boşanma dilekçende ona dayandırıyorsan... Evet. ...mahkemeden şunu talep edebilirsin. İddiada bulunduğun kişinin resmi mercilerde ikametgahı neresi? Bunu talep et. Tamam. Yaşam yeri. Edeceğim. Yaşam tamam yeri neresi? Eğer aynı yeri şimdi paylaşıyorlarsa Özkan, iddian doğrudur. Söylemek istediklerin, doğru, aktarmak istediklerin var mı? Hülya abla. Evet şunu eklemek istiyorum bastıra bastıra, özellikle dediniz ya komşulara sordu. Evet biz sadece bir komşu değil, bütün sokağa tek tek kapıları çaldık. Ve özellikle yani bunu doğrulamak adına, bizim de kafamız rahat olmak adına Demet Hanım'ın o evde yaşayıp yaşamadığını sorduğumuzda evet orada Demet Hanım yaşadı ve Aralık ayında da doğum yaptı. Ve doğum yaptığı günde evde herkes apar topar hastaneye gittiği takdirde o küçük çocuğu o evde yalnız bıraktıkları. Ama anladım, nedense biz yine mükemmel uzatmak adına o kapıyı çaldığımızda o kapıyı bize kimse açmadı. Ama buradaki asıl önemli konu o küçük Meleğin çocuk. Seni daha en başından, yani bırak bir erkeği paylaşamayan bir kadın olarak değil, seni şu açıdan uyarıyor. Bak Fatma, benim hayatım perişan oldu. Evet, senin de hayatın perişan İnanmadım olacak. Ki, kendine, geleceğine haksızlık yapma diyor. Bu benim için gerçekten çok önemliydi. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum Özkan aktardıkların için. Esra Sizi Hanım, şimdilik uğurluyorum. Şey, son sözlerinizi alayım. Esra Hanım, tabii, ben çalışıyorum. Bugün izinsiz patronumdan geldim. Bahattin Bey'den gerçekten özür diliyorum. Eğer ki dinliyorsa ellerinden öperim. Affedersin. Ben de Bahattin Bey'e şuradan buradan bir çağrıda bulunayım. Yani bir anne. O benim bir abim. En zor şartlar altında bir tane her zaman. De, onu kazada kaybettik 2-3 yıl önce. Sadece biz 5 kız bir abimizdi. En büyük abimiz öğretmendi. Emekli öğretmen. Bahattin Bey'i abi olarak kabul ediyorum. İnşallah işten olma. Asiye Hanım mesela işinizden ayrılıp da ya da yalan söyleyip de tatile gitmediniz değil hayır, mi? Tatile böyle bir hani arsızca hastalık bahanesiyle bir yalan söylemediniz. Evladınızın yanındasınız. En önemlisi de bu. Sonsuza kadar arkasında durmaya hazırım. Teşekkür ediyorum. O yarın bu evladım. Konuya devam edeceğiz. Alimantaş'ı bekliyoruz. Buyurun. Sağ olun.